Üzerine gidebilecekleri bir oyunu vaat ediyor bana. Mesut oynar mı oynamaz mı tartışması sezon başından beri devam ediyor. Üçlü savunma oynatan Fenerbahçe'de Pereira Mesut'u tercih etmiyor hocam. Ne dersiniz? Üçlü savunma ve Mesut konusunda. Şimdi Pereira etmeyecek de ben teknik adam olsam ben tercih ederdim Mesut'u. Yani Mesut hı hı. E, derbilerin oyuncusu, büyük maçların oyuncusu. E, Perrara'nın yerinde olsam ben tercih ederdim ama Perrara o gün tercih etmeyecek gibi. Şimdi iki takımı ele aldığımızda e, Trabzon'un ofans gücünden bahsetmiştik. E, Trabzon'un ofans gücünü bahsederken aynı zamanda ne takımlardan takımımız. E, bunun yanında ofans gücünden en fazla gol atan 16 gol atan yanılmıyorsam 3 takımdan bir tanesi. Ama bu yanında Fenerbahçe'nin de e, baktığımız zaman bir tane mağlubiyeti var ligin en az gol yenen iki takımından bir tanesi. Yani sonuç ne çıkarıyoruz? İşte Fenerbahçe şu anda defansif olarak çok iyi bir modda, mücadeleci bir takım. Trabzonspor için de namalep olduğu için anlaşmış bir kadrosu var. Ligi erken açmanın bir takım faydalarını görüyorlar şu anda. Ligin de en fazla gol atan takımlarından bir tanesi. E, maç bu forvet hattıyla baktığımız zaman Trabzonspor devamlı şekilde o baskıyı uygulayacak. Biz eskiden Trabzon'a gittiğimiz zaman Trabzon en zor oynanması gereken yerlerden bir tanesiydi. Çünkü oraya gittiğiniz zaman gerçekten deplasmanda oynadığınızı hissediyordunuz. Bizim şampiyon olduğumuz seneden sonra yani benim oynadığım sezonlarda biz Trabzon'a gittiğimiz zaman işte Hami çıkmıştı, Lemi çıkmıştı gene altyapıda. E bunlar bizi sahayı dar ediyorlardı. Yani biz Şampiyon olduğumuz maçta 20. dakika bir gol attık. 75. E, 75. dakikaya kadar orta sahayı geçirmedik. Şimdi Trabzon yavaş yavaş hem seyircisiyle hem takımıyla çünkü seyircinin inandığı bir takım oldu. Yani burada Roma'ya mağlup oldukları maçtan sonra bile alkışladılar. Bir yaptıkları hatta Abdülkadir Ömür'ü biraz bir maçta hırpalamalıydı ama ondan sonra da özür dilediler. Gönlünü aldılar ki yapılması gereken doğru şey de bu. Çünkü Abdülkadir oranın altyapısından değişen Türk futbolunun değerlerinden bir tanesi ve çocuk büyük sakatlıktan sonra sahaya döndüğü halde bu da aynı Yusuf gibi 15-20'leri gören bir oyuncuydu. Bu oyuncuya sahip çıkmaları lazımdı ve çıktılar. E, Trabzonspor o ofans hattına yeniden kavuştu. Gerçekten izleyeni heyecanlandıran 90 dakikasında her dakika tetikte bırakan bir durumda seyirci. E, Fenerbahçe'de bakıyorsunuz şu anda kadro yapılanmasında işte Pelkas oynayacak mı? ...işte Tisarant dönecek mi... ...Mesut oynayacak mı... ...bu sorular var ama... E, ...bunu... ...bence maç günde kadar kimse bilmeyecek. Yani ben kendi fikrim... ...Mesut'u... ...her türlü oynatırım. Eğer bir, e, bunun geçmişine baktığınız zaman... ...bir Real Madrid var... ...bir Arsenal var... ...burada seyrettiğimiz zaman... ...bir Alman milli takımın en iyi olduğu dönemlerinde... ...sahaya damgasını vuran bir Mesut... Her ki böyle maçlarda çıkıp kendi kişiliğini sahaya yansıtacaktır. Ve bu maçın problem çözen oyuncularından birisi olacaktır eğer oynarsa. Oynamazsa da sonradan Pereira şans verir mi bilmiyorum. Çünkü son maç ısıttı ısıttı oyuna sokmadı. E şimdi o sorunun cevabını merak ediyor herkes. Ben bence sevgili Haldun izin verirsen. Estağfurullah hocam. Bence onunla başlayacak. İki tane e, Pereira'nın... ...yaptıklarına dayanarak... ...iki tane önemli kriter ortaya koyuyorum. Bir tanesi... ...Perera'ya... ...Santrofor'da aradığı özellikleri sormuşlardı. Ona cevap verirken... ...futbolcunun akıllı ve zeki olanını... ...hep tercih edeceğini söyledi. Bakıyorum... ...Mesut'un herhalde aklından... ...futbol zekasından... ...sağda bilinçli hareketlerinden... ...hiç kimsenin şüphesi yoktur. Bu açıdan... Mesut'un, Pereira'nın en çok aradığı futbolculardan biri olması lazım. Birçok kişinin kafasında şu var. Mesut tarzı futbolcular fazla koşmaz. Giresun maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Sahanın en çok koşan, ikinci futbolcusu Fenerbahçe'nin en çok koşan birinci futbolcusuydu. Kaldı ki ondan sonraki Hatay maçında zaten hasta e, Olympiakos maçına din, hazır olsun diye dinlendirilmişti. E sonra da hastalığından dolayı oynayamadı. Artık hem sakatlığı hem hastalığı olmadığına göre ben onunla başlamasını bekliyorum kendi adıma. Ama Fenerbahçe'de kim oynarsa oynasın, oynamayanlar konuşulmaya devam edecek. Gustavo benim görüşüme göre hocanın bankosu. Gustavo'nun yanına bir kişi koyuyor. Önde iki bir de oynasa o iki kişilik yere yani üç kişilik mevkide Fenerbahçe'nin şu an 9 tane önemli futbolcusu var. Yani 3 oynayacak, 6'sı dışarıda kalacak. Bunlar hep konuşulacak. Acaba o dönemde ya işte oraya Crespi alındı, oraya Meyer alındı, e, oraya Rossi alındı. Yani futbolcularınızın var olduğu mevkilere bu oyuncuları alma yerine bence kanatlarda biraz daha fazla ihtiyacı var. Oraya adam alınsaydı daha iyi Hocam. olur muydu? Pardon. Bence Mesut konusunda size katılmayacağım. Çünkü Perera benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe'yi bir teknik direktör takımı yapıyor şu anda. Yani kendi, o, kendi doğrularını sahaya yansıtmaya çalışıyor ki bu bir teknik adam için gerçekten çok iyi bir şey. Ve bu görüşte hani Olympiakos maçında dinlendirdi dediniz oynatmadı, hastaydı. Bu soru işareti olan şeyler. Yani bu bazen gündemi meşgul etmek için yani arkasında bir şey aramayın tarzında çıkarılan haberler de olabilir. Ama e, şu andaki oyundan herhalde Perer sonuçlardan aldığı sonuçlardan hani anlatıyor o sakat bu sakat ama sonuçta lider benim diyor. Şu anda bir lider olmuş bir takımı var kendine güvenen bir teknik adamı var ve bu doğrultuyu bozacağına inanmıyorum ben. Mesut'u da 11'de başlatacağını hiç düşünmüyorum. Oynatmadığı anda da neden oynatmadığı i̇şte da yani da o zaman başka bizlere, türlü anlatmak zorunda kalacak. Bizlere konuşacak mevzu çok olacak Hı. o zaman öyle duruyor. Adnan Omaç ne dersiniz Mesut konusunda <laughs> iki farklı görüş geldi. Şimdi ben e, kişisel kanaatimi söyleyeyim. Mesut gibi bir oyuncuyu e, performansı hani oynayabilecek fizik performansı olduğu süreç içerisinde kullanılmasından yanayım. Yani benim zaten düşüncem bu. Yani ama tabii hocanın kafasındaki düşünce nedir diye sorarsam bence hoca birinci planda Mesut'u düşünmüyor. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hatay'da 4 dakika oynatıyor. Sonra işte Gökhan'ın söylediği gibi hasta vesaire diyor. Sonra Kasımpaşa maçında Olympiakos'ta oynamıyor hasta olduğu için Kasımpaşa maçında ısınıyor ısınıyor oyuna girmiyor. Yani üstelik de sen hani baskı altındayken topu tutman gerekliyken oyuna sokmuyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımda benim gördüğüm tabloda Mesut Hoca'nın kafasında yani şöyle söyleyeyim Ali Koç'la Pereira arasında bir çelişki var. Ali Koç bizim oyunumuzun merkezi Mesut Özil'dir diyor. Yani biz Mesut Özil'e dayalı oynarız diyor. Vitor Pereira da böyle düşünmüyor. Yani benim kanaatim hani imkanlar çerçevesinde zaman zaman değerlendirecek şeyde oynatır mı özellikle hani Trabzon'da oynatır mı? hani ben olsam oynatırım da pek Vitor Pereira'nın oynatacağını düşünmüyorum. Zaten şöyle bir baktım ben. Vitor Pereira'nın kafasındaki kadroya bir bakalım istersen. Onun kafasında şöyle bir kadro var. Garanti oyuncuları var. Altay, Minji Hakim 2, Zalai 3, Gustavo 4, Ferdi 5. Sakat olduğu için oynamıyor belki ama Tisseran 6, Valencia 7. Aslında bu 7 oyuncusu belli. Bence ön taraftaki yapıyı kuramadı hoca yani onun bütün arayışı ön tarafta şimdi bu maça baktığımda ne göreceğim onu da söyleyeyim bu maça baktığımda ben bir Hatay spor maçı fotokopisi göreceğim öyle bakıyorum ben Hatay spor maçı fotokopisi topu rakibe verecek çünkü rakip zaten topla oynamayı seviyor önde oynamayı seviyor ve arkada kalan boşluklarda oralara işte oyuncu sokmaya çalışacak. Şimdi bu noktada o zaman öne çıkan oyuncular kim olur dersen ben iki oyuncuyu anahtar oyuncu olarak görürüm eğer böyleyse. Birincisi Valencia. Çünkü Valencia eğer sen o arka alanda boşlukları bırakırsan oralara çok iyi depart depar kulvarlarına koşular yapıp bitiriciliğini kullanabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'de o. Bu tarafa dönelim. Trabzonspor'a döndüğümüzdeki göreceğimiz tabloda anahtar oyuncu Hamşik. Neden Hamşik? Çünkü Hamşik sezon başında geldiğinde e, box to box oynayacak. Yani iki ceza alanı içerisinde gidip gelecek oyuncu gibi değil de Bakasetas'ın yanındaki yardımcı oyuncu gibi başladı oyuna. Ne yaptı sonra? Şimdi son e, iki maçtır e, artık Berat'a yardımcı olan oyuncu gibi oynamaya başladı. Eğer e, mentalite olarak o tarafa hı hı. dönerse yani ben Berat'ın yardımcısıyım diye düşünürse... Fenerbahçe'nin o alan bulma şansını azaltacaktır. Ee, ama eğer yok ben böyle değil... ...ben de önde e, oynayacak arkadaşlara yardımcı olacağım... ...onların asistanıyım derse... ...o zaman arkada geniş alanlar kalacaktır. Çünkü Berat sadece tek başına bir Berat yetmez. Aa, Bu arada tabii şimdi ben böyle söylüyorum ama... E, ...Valencia'nın milli takımdan yorgun nasıl dönecek... ...yorgun mu dönecek çünkü çok iyi bir performansı var. Hani bütün oyuncular için geçerli işte... ...Bakasetas için geçerli hani... Onların dönüşlerinin nasıl olacağı konusunda da net fikrimiz yok. Ama bana sorarsan eğer Trabzonspor oyununda e, Siyopis'le oynamaması için Trabzonspor'un çünkü Siyopis'in o e, çabukluğu ve e, o ön alanı kapatmasından yararlanmaya çalışıyor oynatmayacaksa Hamşik'in anahtar oyuncu olması lazım. Yani Hamşik Berat'ı yalnız bırakmaması lazım. Bırakırsa o alanlarda boşluklar olacaktır çünkü Berat sağa yardıma gidecek Soğa, sola yardıma giderken. O arada oyunun yön değiştirildiği her an boş alanlar oluşacaktır. Yani hele hele İsmail'le oynarsan İsmail'in de savunma zafiyetleri olduğu için Fenerbahçe için bulunmaz bir nimet. Ben Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın senaryosunun tamamen Hatay maçı senaryosu olacağını düşünüyorum. Yani baştan sezon başında başladığı ön alan baskısı işte orada 30 metreye dar alana kapatmak, dönen topları 3 saniyede almak gibi düşüncelerden, eee sıyrılarak bu maçı Hatay maçı senaryosuyla oynamak yani bir deplasman maçı şeklinde oynamayı ön plana çıkartacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'da hani klasik bir söz var ya Cüneyt bağlasan durmaz diye. <gülüyor> o <gülüyor> öndeki oyuncuları durduramazsın yani. Sen zaten bir Trabzonspor uzmanısın artık Esaf onların olurdu. onların maçlarını çok e, anlattın, keyif de verdin. Yani onları da öyle çok e, durdurabilmek çok kolay Tabii. bir iş değil. Onun için ön tarafı Trabzonspor'un baskın yapmaya çalışan ama Fenerbahçe'nin de arka alandaki boşluklara gidip kendi alanını belli alanları kapatarak gidebileceği bir maç senaryosu düşünüyorum. Ha gol olur mu vesaire gibi